Arkadaşlar merhaba. HP Victus gaming laptoplarda 16 inç bu modellerde BIOS güncellemesini nasıl yapacağız? Bunu anlatacağım bu videomda. Öncelikle Google arama motoruna veya Yandex'e HP destek yazdıktan sonra ilk sitemizde bir arama yapacağız. Burada yazılım ve sürücüleri seçiyoruz. Şuradan dizüstü bilgisayar. Burada da bilgisayarımızın hemen alt kısmındaki seri numarasını şu kısma yazacağız. Seri numarasını doğru yazdıktan sonra ürünümüzü şöyle görmüş olduğunuz gibi benim önümdeki ürün bu. Böyle birebir ürünün kendisi karşımıza gelecek. Ürünümüzde şurada 1 ve 2 numaralı seçenek kutularından işletim sistemi Windows 11 desteği varmış sadece onu seçtim. Buradan da Windows 11 64 bit olanı seçtim ve gönder dedim. Burada bilgisayarımıza ait BIOS ve diğer yazılım güncellemeleri, driver güncellemeleri karşımıza geldi. Bize BIOS lazım. BIOS'a geldim. Şuradan da indir dedim. BIOS güncellemesini indirdim. İndirilen dosyayı çalıştırdım. Bu esnada bilgisayarımızın şarjının en az %50 ve şarj aletinin de takılı olması gerekiyor. Şöyle şarj aletimizi de taktık ve indirmiş olduğumuz dosyayı çalıştırdık. Dosyamızı çalıştırdık. Sonraki dedik. Bir sonraki adım ve sonraki dedikten sonra BIOS güncelleme ekranına gelmeyi bekliyoruz şu anda. İşte geldi bizim BIOS güncelleme ekranı. Burada ne yapacağız arkadaşlar? BIOS Update ayarlarının olduğu kısma gitmek için Next düğmesi. Burada eğer ki bir flash belleğiniz şarj aletiniz takıldı ise bataryanız azsa bu ekrana ulaşamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bir ikincisi şu update kısmı seçilemiyorsa, boşta kalıyor, sadece bu ikisini seçebiliyorsanız bu BIOS sizin bu bilgisayarınıza uygun değil arkadaşlar. Doğru bilgisayarı seçtiğinizden emin olun. Yanlış bilgisayardan indiğiniz BIOS update dosyasını bu şekilde kullanamıyorsunuz. Bakın ben seçebiliyorum her üçünü de. Ama yanlış BIOS indirmiş olsaydım sadece bu ikisini seçip bunu seçemiyorum update'i. Ki bu doğru BIOS olduğu için update'i seçtim ve yoluma devam ediyorum şimdi. Mevcut BIOS sürümü ile güncel BIOS sürümünü karşılaştıracak. Bakalım ne? Normaldeki bu indirdiğimiz BIOS sürümü F20'ymiş serisiymiş. Burada ne yapıyor arkadaşlar? AC Power takılı. Şurada zaten uyarıyı verdi. Yani şarj aletimiz takılı. Next dedik. Ve BIOS Update ekranımıza güncellemesine başladı sistemimiz. Şimdi birazdan bilgisayarımızı yeniden başlatacak. Güncelleme biter bitmez. Şimdi Restart Now deyip Restart'tan sonraki ekrana ulaşalım bakalım. Çok güçlü bir cihaz gerçekten. Hani cihazla ilgili merak edilen bir soru varsa gerçekten güzel bir cihaz. Hani oyunda hiç denemedik ama güzel bir cihaz. Cihazımız açıldı. Şöyle mavi bir ekran. Burada update yapılırken bilgisayarımızın herhangi bir şekilde kapatılmaması ve devam etmek istiyorsak da Enter'a basmamızı istiyor. Enter'a bastım ve BIOS'umuz güncellemeye başladı. Bu esnada fanlar duyduğunuz gibi biraz sesli çalışabilir. Bunu takmayın fazla. Full güç modunda çalışıyor. Bu ekranda bilgisayarımızın kapanmaması gerekiyor. Kapanırsa siyah ekranda kalırız. BIOS'umuz çöker. Bilgisayarımız açılır ama görüntü gelmez. İnşallah kapanmaz. Ben kesmeyeceğim videoyu. Siz hızlandırırsınız. Özellikle buradaki size söylenilen arkadaşlar güç fişini çekmemenizi istiyor. Onu çekmeyelim. Elektrik gitse bile şarjımız %50'nin üzerinde olduğu için bir problem olacağını düşünüyorum. BIOS güncellemesinin nelere faydası var arkadaşlar? Yeni takılan donanımları değil mi tanımakta faydası var. İşte eski BIOS'un sebep olduğu bazı arızalar, bazı eksiklikle gideriliyor. Yani bazı hatalar düzeltiliyor. Buna benzer yani güncelleme her zaman bilgisayarımızın faydasına olacaktır.
Update'i bitirdi. Cihazımın şimdi kendisi yeniden başlayacak. Yeniden kapattı kendini ve açılmasını bekliyoruz. Yeniden başladığında ilk ekranda ekranımızın görüntüsü biraz geç gelebilir arkadaşlar. Bunu bekleyeceğiz. Bu ekranda biraz ekranımızın gelmesi zaman alabilir. Bunu bekleyelim. Evet, yaklaşık bir dakika kadar bekledikten sonra cihazımız açılıyor şu anda. O bekleme ekranını kapatıp açmayın arkadaşlar. O biraz sürebilir. Bakın ben hiç kapatmadım. Bilgisayarımız güncel BIOS'uyla karşımıza bu şekilde çıktı kıymetli arkadaşlar. HP'nin orijinal BIOS'unu bu şekilde yükleyebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Windows Update'i yapıyorsunuz. Windows Update'i yaptınız. Windows update'lerinde şöyle bir şey var. Genellikle isteğe bağlı güncelleştirmelerde, sürücü güncelleştirmelerinde şuradaki update, Windows'un BIOS update'i olmuyor. Bu update, orijinal update değildir arkadaşlar. Windows update'ini, BIOS update'ini değil de benim az önce size göstermiş olduğum sitesi üzerinden yapmanızı tavsiye ederim ki ben karşılaştım bazı cihaz, Lenovo'da karşılaştım. Cihazın üzerinde kendi BIOS'u yüklü değilse ürünü gönderdiğinde servis kendi orijinal BIOS yazılımı, anakart yazılımı yüklü olmadığı için müdahale etmiyor kesinlikle. Onu da dikkatlerinize sunarım. Kolay gelsin arkadaşlar.